Otantik Bilgiler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bugün civciv kümesimize indik. Şöyle Hintlerimiz, İsvençlerimiz, şöyle bir tane yaramazdır. Bütün civcivlerimiz, işte ördeklerimiz falan da burada. Şimdi bugün onlar için bir kıyma hazırladık. Güzel. Onu vereceğiz. Dur dur. Bu da bir an önce yemek istiyor. Şöyle koyalım. Herkes ulaşsın, yesin. Durun, hatta şöyle sizin yemeğinize de koyabilirim. Şöyle nasıl yediklerini görebilirsiniz. Bunu onlar için hazırladım. İçine böyle çok hafif de bir acı biber döktüm. Şöyle yesinler, nasıl yediğini de görüyorsunuz. Şöyle yemliklerine koyalım. Durun durun, bir kargaşa çıktı. Şöyle. Maşallah. Şu Sussex aslında tavuk diye düşünüyorduk ama mesela 4 aylığı geçti bu. Şöyle şu kuyruğun uç kısmı hafif döndü. Sanırım bu Sussex horoz olabilir. Zaten yine elimizde kalacak da. Büyüyünce anlayacağız. Şöyle şu beyaz Hint'in de tavuk olduğunu düşünüyorum ama siz de fikirlerinizi yazın. Şimdi 3 tane Hint var. Bu koyu kestane, bu açık kestane, bu beyaz. Hangisinin horoz, hangisinin tavuk olduğunu düşünüyorsanız şöyle üstten de göstereyim, şöyle de göstereyim. Yani bilmiyorum, şöyle beyazın kuyruğu şu şekil. İlk başlarda tavuk olduğunu düşünüyordum ama şu an şüphedeyim. Şöyle şimdi 2 tane ispencimiz var. Bir tane de şurada bir tane ispencimiz var. Onlar 3 tavuk, bir tane horoz alacağız onları. Bir tane horozlarını alacağız inşallah. Yani 3 artı 1 bir şey kümesimiz, işte ispenç kümesimiz hazır diyebiliriz. Bu küçük Hintlere nerede versek? Şimdi buradan yiyemiyorlar. Durun. Size şu tabakta verelim. Ha, yiyorlar. Gelin gelin. Size de şu tabakta verelim. Yani burayı inşallah boşaltacağız. Birkaç güzel planımız var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Gel. Şöyle dolduralım. Şimdi bu acı biberle ilgili de bir konu var. İşte çok video çektik. İşte yumurta verimini arttırır dedik. Her videoda söyledik ama bazı arkadaşlar hala ısrarla yok işte acı biber hayvana zararlıdır, kendin yiyor musun ki veriyorsun diye bazı gereksiz yorumlar yapıyorlar. Şimdi niye gereksiz yorum dedim? Şimdi bu arkadaşlar hiç araştırmadan konuşan, yani hiçbir bilgisini de olmadığını düşündüğüm arkadaşlar. Şimdi öncelikle acı biber hayvana, yumurtlayan hayvana verdiğinde hayvanın midesindeki yağı eriten ve yumurta verimini arttıran bir şey. Bu benim söylediğim bir şey değil. Araştırırlarsa gerçekten bunu görecekler. Hala mesela hayvanın bağırsağındaki, hayvanın işte nedir, midesindeki mikropları öldüren solunum yolundaki mikropları öldüren bir şeydir acı biber. Ama bu hala bazı arkadaşlar ısrarla verilmemesi gerektiğini söylüyor. Biz de yani kullandığımız bir şey, hayvana da hiçbir zararı yok onu söyleyeyim. İşte böyle güzel acı biberli karışımlar yapıp yumurta verimi için de verebilirsiniz. Bunun içine de yani koydum ama şöyle belli etmiyor bile. Kıyma kendi renginde. Büyük Hintlere işte arada tavuk veriyoruz, salata yapıp veriyoruz. Böyle güzel bir video daha gelecek Hint horozlarıyla alakalı, onu da çekeceğiz inşallah. Bugün de böyle dışarıda hafif rüzgar var. O yüzden içeride çekmek istedim. Şöyle bu küçük afacanlar da büyüdü. Bu ördekler de burada takılıyor. Bir tanesini kaybettik. O bir tane videosunu çektiğimde de hafif küçüktü. Yani bunlarla yaşıt olmasına rağmen bunlardan küçüktü sanırım. Biraz direnci düşükmüş. O bir tane ispenç nerede? O da burada, bir ispencimiz de bu. Bunun rengi biraz daha farklı. Bugün de böyle bir bunlara bir kıyma hazırlayalım dedik. Videosunu paylaşalım. Şöyle dökelim. Siz de tahminlerinizi yazın. Şimdi bu tavuğun kuyruğu şöyle, şu uç kısım böyle dönmez diye düşünüyorum. Tahminlerinizi yazın.
Al al al. İnşallah gelişimler için bu tür şeyler önemli. Protein desteği önemli. Siz de mutlaka yani hiçbirini veremiyorsanız yumurtasını verin. Hayvana yani daha fazla verilmesi gerekiyor da hayvanın çok olunca başa çıkamıyorsun. Hayvana yani yumurtasını ver, yumurtasını yesin. İşte bizde bunlar küçük zaten. Şimdi bu hayvanın bu şekilde büyüme sebebi kesinlikle şu civciv yemlerinden kaynaklanıyor. Hayvanı daha hızlı geliştiriyor. Mesela şunun kuyruğu yelpaze gibi. Bu tavuk benim tahminim. Şu benim tahminim horoz kuyruktan. Bu beyaz olanı tavuk diye tahmin ediyordum ama siz de tahminlerinizi yazarsanız iyi olur. Bunlar da kendi anaçlarımızın yavruları. Bana çoğunluğu tavuk gibi geldi ama bakalım büyüsünler göreceğiz. Bunlar da işte bu ördekler de kendilerine bir kişi seçiyor. Onların peşinden geziyorlar. Suları da hafif kirlenmiş. Kirleten de bu ördekler. Biraz böyle ortalığı kirleten bir hayvan. Ondan kaynaklanıyor. Bugün de böyle maşallah size. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şöyle güzel böyle bir Hint sürümüz oldu maşallah. Renkler de bizim anaçlara benziyor. Yani çoğunluğu bizim o yerli Hint dediğim olup gaga bir Hint tavuğumuz var. Mesela şu nerede? Ha, bu. Şu. Koyu kestane. Yani Hint civcivinin özelliği şu. Büyüdükçe mesela başka bir ırkın civcivi olsa bu boy bu, yani yaklaşık 2 ayını geçtiler. Bu boya geldiğinde komple vücut tüy kaplanıyor. Ama bu Hintlerde hala mesela bazılarının göğüste tüy yok. Bunun kaynağı bu da Hint ırkının şey yani Hint İlk doğduğunda normal civcivden küçük oluyor. Aklınızda kalsın. Normal civcivden küçük doğan bir hayvan. Bugün de böyle hayvanlarımıza kıyma hazırlamıştık. Video eşliğinde verelim dedik. Siz de videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.